Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimiz bakteriler ve arkeler alemi olacak. Gençler yani alemlere giriş yapıyoruz. Öncelikli olarak tabii ki takvimimizi göstereyim. Günlerden 4 Mayıs Perşembe. Dediğim gibi bugün bakteriler ve arkeler alemi konumuz olacak. Bir önceki dersimizde sınıflandırmanın amacından, sınıflandırma çeşitlerinden bahsetmiştim. Hemen ödevlerinizi de veriyorum. Oradan konu anlatımımıza geçiyorum. Canlıların sınıflandırılması testlerini çözmüş olmanız gerekiyor gençler. Çeşitliliği, sınıflandırılması, adlandırılması önemli konulardı. Bugün alemlere başlıyoruz ve ilk alemimiz olan bakteriler alemi tabii ki ödeviniz olacak. Bakteriler alemini bitirdikten sonra karşımıza ikinci alem olarak arkeler alemi çıkıyor. Arkeler alemi testini de dinamo'dan çözüyorsunuz. Yani sayfa 126'ya kadar 9 dinamo'dan çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlayalım. Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde neler göreceğiz? Çok fazla şey öğreneceğiz. Neden? Çünkü bakteriler alemi bayağı detaylı anlatılacak. Gençler bakteriler alemindeki canlılar çok fazla derecede çeşitliliğe sahip oksijenli solunum yapanı var, oksijensiz solunumu yapanı var, fermantasyon yapanı var, kendi besinli kendi üreteni var, besinle doğadan hazır olarak alanı var. Yani çeşitliliğin çok fazla olduğu bir gruptan bahsediyoruz. Öncelikli olarak tabii ki alemlere giriş yaptığımız için canlılar kaç aleme ayrılır bunlara göreceğiz. Bakteriler alemindeki canlıların genel özelliklerini anlatacağız, beslenmelerinden, solunumlarından bahsedeceğiz, üremeleri nasıl gerçekleşiyor? Bunu anlatacağız. Biyolojik ve ekonomik önemleri de tabii ki konumuz olacak. Arkasından arkelere giriş yapacağız. Arkeler aleminde yer alan canlıların genel özelliklerini göreceğiz. Gruplandırılmasından bahsedeceğiz. Biyolojik ve ekonomik öneminden de bahsedeceğiz bugünkü dersimizde. Hemen kullanım alanları ve faydalarına da geçiyorum. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar daha önceki derslerde çok söylediğim için şimdi tekrar edebiliriz. Prokaryot hücre yapısına sahip. Tek hücreli canlılardı. Yani gözümüzle göremeyeceğimiz canlılardan bahsediyoruz. Mikroskop yardımıyla görebiliyoruz bu canlıları. Bunların nerelerde yaşadıklarını, kullanım alanlarını, faydalarını bugünkü dersimizde öğrenmiş olacağız. Bakteriler biyolojinin daha sonraki konularında da tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. O yüzden bizim için önemli bir dersteyiz gençler. TYT sınavında yani birinci basamak sınavda da tabii ki buradan bir tane soru geliyor. Ödevlerinizi ben zaten en başta sizlere söyledim. Öncelikli olarak alemler konumuz olacak. Alemleri ve özelliklerini bir bakışlayarak, bir bakarak başlayalım. Bilim teknolojinin gelişmesiyle elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda kimi zaman değişerek gelişmektedir. Her zaman ne diyoruz? Bilimsel bilgiler güvenilirdir ama teknoloji gelişiyor, çapılan çalışmalar artıyor. Bildiğimiz, bugün doğru dediğimiz bir bilgi yarın farklı bir bilgiye dönüşebilir gençler. Bilim emsal bilgiler güvenilirdir ama her zaman değişime açıktır. Mesela çok basit bir şekilde anlatayım size. Eskiden canlıları ikiye ayırıyorlarmış. Bir bitkiler var bir de hayvanlar var diyorlarmış. Yani gözümüzle görebildiğimiz canlıları gruplandırıyorlarmış. Sonra demişler ki ya gözle görülmeyen mikroskopların geliştirilmesiyle merceklerin geliştirilmesiyle canlılar da tespit edildi. O zaman canlıları üçe ayıralım. Mikroskobik canlılar bitkiler ve hayvanlar diye gruplandıralım demişler. Teknoloji biraz daha ilerleyince aslında mikroskobik canlıların yani gözle görülmeyen canlıların da birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğunu anlamışlar. Onları da kendi içerisinde gruplandırmışlar. Gençler bilimsel bilginin her geçen gün yenilenmesi sınıflandırma esaslarını da değiştiriyor. Günümüzde de tabii ki pek çok araştırılma yapılıyor. Biz birazdan canlıların altı tane aleme ayrıldığını söyleyeceğiz. Teknolojinin gelişmesiyle çalışmaların arttırılmasıyla belki de daha sonraki yıllarda alem sayısı art bilir gençler önceki yıllarda öglenen kloroplast ile fotosentez yaptığı için bitki grubuna dahil ediliyordu. Paramesyum hareket ettiği için hayvan olarak isimlendiriliyordu. Ama günümüzde yapılan çalışmalar öglene ve paramesyumun bitki veya hayvan olmadığını protist alemi içerisinde yer aldığını gösterdi. Hemen örnek üstünden gideyim. 1700'li yıllarda canlıları ikiye ayırıyorlarmış bitkiler ve hayvanlar olarak. 1800'lü yıllarda gelindiği zaman o gözle görülmeyen canlılara protista alemi demişler o zaman protista bitki ve hayvan olmak üzere üç tane aleme dönüşülmüş 1925 1950'li yıllara baktığımız zaman protista alemindeki canlıları da prokaryot ve ökaryot olarak gruplandırılmış 50'lerde artık prokaryotlara monera ökaryotlara protista demeye başlamışlar Mantarlar alemi diye de ayrı bir alem açılmış. 90'lara geldiğimiz zaman bakteriler, arke bakteriler, protista, bitki, mantar ve hayvanlar diye alemler ayrılmış. 2015 yılında da arke bakteriler, arkeler olarak isimlendirildi gençler. Günümüzde geçerli olan 6 tane alemimiz var. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere. Mesela mantarları da önce Hücreleri bitkilerin altında kabul ediyorlardı. Neden? Çünkü aktif olarak yer değiştirmedikleri topraktan çıktıkları için bitki olarak kabul ediyorlardı. Ama mantarlara bir baktılar. Mantarlar kendi besini kendi depolayamıyor. Aynı hayvanlar gibi mantarların depo glikojeni şey depo karbonhidratı glikojen aynı hayvanlar gibi aktif hareket edemiyor. Aynı bitkiler gibi hücre duvarı var. Bitkilerle aynı değil ama duvar bulundurmak bitkisidir eskilere ait bir özellik. Yani tam olarak ne bu gruba dahil olabiliyorlar ne bu gruba dahil olabiliyorlar. Bunlar için ayrı bir alem açalım dediler ve mantarlar alemi sınıflandırmaya dahil olmuş oldu. Bunları niye uzatıyorum? Çünkü bilimsel bilgiler teknolojinin gelişmesiyle değişebilir gençler. Günümüzde geçerli olan tekrar söylüyorum. 6 tane alemimiz var. Günümüzde canlıları İkiye ayırıyoruz hücresel yapı bakımından birincisi neydi? Prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Ta senenin en başında canlıların ortak özelliklerini anlatırken de prokaryot ve ökaryot farkı karşımıza çıkmıştı. Prokaryotla ökaryotlarda ortak olarak bulunanlar var. Prokaryotlarda da DNA bulunuyor, ökaryotlarda da DNA bulunuyor. İkisinde de bulunan DNA çift zincirliydi. Prokaryotlarda iki ucu birbirine birleşik halkasal şekildeydi. Ökaryotlarda ise iki ucu açık heliks şeklindeydi. Aynı zamanda RNA dediğimiz nükleik asit de hem prokaryotlarda bulunuyordu hem de ökaryotlarda bulunuyordu gençler. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de prokaryot, ökaryot tüm canlılarda ortak olarak bulunurdu. Bunun haricinde hocam hücre hücre zarı olmayan hücre mi olur? Hücre zarı da tüm canlılarda ortak. E şurayı ne olarak isimlendiriyorduk? Sitoplazma diyorduk. Sitoplazma da tüm canlılarda ortak. Peki aradaki fark ne? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Yani ökaryotlar çekirdek bulunduran hücrelerdi. Bizim ikinci ünitede öğrendiğimiz zarlı organeller ne bileyim? Endoplazmik retikulum olsun ne bileyim golgi olsun mitokondri olsun koful olsun bunlar ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda yoktu. Prokaryot hücre yapısına sahip alemlerimizde bakteriler ve arkeler alemidir gençler protistler bitkiler mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Geldik tekrardan şekil üstünden göstermiş olayım. Prokaryotlar bakteri ve arkelerdir. Hepsi de tek hücrelidir. Hatta burada bir şeyin üstünde durayım. Bakteriler alemine baktığımız zaman buradaki canlıların tamamının tek hücreli olduğunu görüyoruz. Arkeler alemindeki canlıların tamamı da yine tek hücrelidir. O zaman bir genelleme yapabildim. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılar tek hücrelidir diyebildim. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılara bakacak olursak protista aleminin içerisinde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreli. Mantarlar aleminde maya mantarı gibi tek hücreli canlılar da var. Şapkalı mantar gibi çok hücreli mantarlar da var. Hayvanlar aleminde de yine tamamının çok hücreli olduğunu görüyoruz. O zaman burada genelleme yapabiliriz yapamadım diyemedim ökaryotların tamamı çok hücrelidir çünkü tek hücreli olup ökaryot olan canlılar da var devam ediyorum bakteriler alemiyle. Bakterilere baktığımız zaman dünyada birey sayısı en fazla olan tek hücreli ve mikroskobik canlılardan bahsediyoruz. Ne dedik? Üstüne basa basa bunlar prokaryot hücre yapısına sahip. Yani bunların çekirdeği de yok hocam, zarlı organelleri de yok hocam. Sonra yine daha önceki bilgilerimizle pekiştiriyoruz. Bu cümleyi daha önceden öğrendik depo karbonhidratlar vardı nişasta ve glikojen olarak bitkilerin depo karbonhidratına nişasta demiştik bakterilerin arkelerin hayvanların mantarların depo karbonhidratı glikojendir. Yani bakterilerin depo karbonhidratı da tabii ki glikojendir gençler. Prokaryot hücre yapısına sahip oldukları için zaten sadece ribozom organelini bulundurabilecekler. Ribozom organeli de hatırla tekrardan zarsız bir organeldi. Protein sentezinin gerçekleştiği organeldi. Mesela burada bakterilerin şeklini vermiş ama buradaki şekle bakarsan aslında bu petri kabın içerisinde ekim yapıyorlar. Yani bir yerden bakterileri alıyorlar. Bu petri kabının içerisinde bakterilerin yaşaması için uygun besinler var. Bakterileri buraya koyuyorlar. Diyelim ki 50 tane bakteri koydu. Daha sonra uygun sıcaklıkta beklettiği zaman besinde var ya bakteriler çoğalacak. Küme haline gelip çok çoğaldıkları zaman biz bakterileri artık gözümüzde görebileceğiz. Yani 50 tanesini şöyle bir koyduğum zaman gözümle göremiyordum ama sayı aşırı arttığı zaman tabii ki ben bunları görebildim. Bakteriler çeşitli özelliklerine göre gruplandırılabiliyorlar. Dünya üzerinde çok fazla derecede çeşitliliğe sahip bir alem dedik ya. O yüzden de bunu sınıflandırmak kolay olsun diye bazı özelliklerine bakmışlar. Mesela şekillerine bakabiliyorlar. Yuvarlak şekilli yani nokta şeklinde olan bakteriler var. Çubuk şekilliler var. Spiral şekiller veya virgül şeklinde olan bakteriler var. Sonra bakterileri boyanmalarına göre de gruplandırabiliyorlar. Özellikle böyle eczacılıkta, tıpta çok kullanılıyor. Gram adı verilen bir tane boya var. Bakterinin üstüne bu boyayı damlatıyorlar. Eğer bakteride mor, mavi bir renk oluştuysa çok Koyu bir renk oluştuysa o bakterilere gram pozitif diyorlar. Bakteri boyayı tutmadı, çok uçuk bir pembe, açık bir renk oluştuysa o bakterilere de gram negatif bakteriler ismi veriliyor. Şekillerine ve gram boyasına göre bakteriler çok fazla derecede karşınıza çıkmaz. Ama beslenmesine göre ve solunumuna göre bakterileri kendi içerisinde çok karşımıza çıkacak. Olarak göreceğiz gençler. Beslenmesine göre bakterilere baktığımız zaman kendi besini kendi üreten bakterilerimiz var. Biz onlara ne ismini veriyoruz? Ototrof bakteriler ismini veriyoruz. Ototrofluk da doğada iki şekilde gerçekleşir. Bir canlı kendi besini kendi sentezlerken ışık enerjisini kullanıyorsa fotosentez yapıyordur. O canlı fotosentetik bir canlıdır. Kendi besinini kendi üretirken <laughs> kimyasal enerjiyi kullanıyorsa o canlı kemosentez yapıyordur. Kemosentetik bir canlıdır diyoruz. Geldim kendi besinini kendi üretemeyen doğadan hazır olarak alanlara onlara da heterotrof ismini vereceğiz. Heterotrop bakterilerin bir kısmı saprofit ayrıştırıcı, çürükçül yani organik atıkları parçalayacak şekilde yaşayabiliyor. Bir kısmının parazit olarak yaşadığını görüyoruz gençler. Bazıları ise simbiyotik yaşam dediğimiz iki canlının bir arada yaşaması şeklinde yaşamına devam edebiliyor. Sonra bakterileri solunumlarına göre de gruplandırabiliyoruz. Bazı bakteriler oksijenli solunum yapıyorlar. Oksijenli solunum yapanlara aynı zamanda aerob bakteriler diyebiliriz. Bazı bakteriler ise oksijensiz solunum yaparak besi ATP ihtiyacını karşılıyor. Onlara da an aerob bakteriler diyebiliriz. Fakültatif olanlar ise ikisini aynı anda yapabilen bakterilerdir. Bir de fermantasyon yaparak e, ATP ihtiyacını karşılayan bakterilerimiz var. Yani şöyle bilsek yeterli. Bazı bakteriler oksijenli solunum yapar, bazı bakteriler oksijensiz solunum yapar, bazı bakteriler ise fermentasyon yaparak ATP ihtiyacını karşılar. Gençler, bakterilerin genel özelliklerine de bakacak olursak, bakterilerin çok büyük bir kısmında hücre zarının dışında hücre duvarı hücre çeperi adını verdiğimiz yapı bulunuyor. Bulunanlarda da bu yapı peptidoglikan yapılı oluyor gençler. Bakterilerin tabii ki DNA'sı var. Bu DNA da halkasal şekilde yani iki ucu birbirine birleşik. Yine bizdeki gibi çift zincirli ama iki ucu birbirine birleşik şekilde bulunuyor. Bazı bakterilerde hücresel DNA dediğimiz DNA'nın dışında özellikle biyoteknolojik çalışmalarda kullanılan küçük DNA parçaları var. Bakterilerde bulunan bu küçük halkasal DNA parçacıklarına da plazmit ismi veriliyor gençler. Sonra bazı bakterilerde hücre duvarının dışında özellikle patojen hastalık yapıcı bakterilerde kapsül adını verdiğimiz yapı da tabii ki karşımıza çıkacak birazdan söyleyeyim. Plazmitlerden de bahsedelim tekrardan. Bazı bakterilerde dedik ya DNA'nın dışında küçük DNA parçacıkları var. Bunlara da plazmit deniyor. Genellikle antibiyotiklere ve kimyasal maddelere karşı direnç genleri bu plazmit dediğimiz halkasal DNA parçalarında bulunuyor. Bakterilere baktığımız zaman tüm canlılar hareket ettiği için tabii ki bakteriler de hareket edebilecek. Bakterilerde pasif veya aktif şekilde hareket söz konusu oluyor. Aktif yer değiştirme hareketi yapanlarda kamçı bulunur gençler. Az önce söylemiştim bazı bakterilerde hücre duvarının üstünde ne bulunurmuş? Kapsül bulunurmuş. Kapsül bulunanlar genellikle hastalık yapıcı bakterilerdir. Hastalık yapıcı bakterilerle mücadele etmek zor. Neden? Sen onun kapsülünü parçalayacaksın, duvarını parçalayacaksın, zarını parçalayacaksın ki anca o bakteriyi öldürebilesin. Aynı zamanda şunu da hatırlatayım bakteri öldürücü ilaçlara ne ismini veriyoruz antibiyotik. Yani bakteriyel bir hastalığa yakalandığımız zaman antibiyotik kullanıyoruz. Gençler antibiyotikler virüsleri öldürmez, viral hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanmak e, virüsleri öldürmek için işe yaramaz. Bakterilerde hücrelerin birbirine tutunmasını veya bulunduğu ortama tutunmasını sağlayan uzantılar da var. Bakterilerin birbirine tutunmasını sağlayan veya ortama tutunmasını sağlayan bu uzantılara da pilus ismi veriliyor. Bazen bakteriler birbirlerine tutunarak gen alışverişi, plazmit aktarımı yapabiliyorlar bazı bakteriler bu tutunma işini neyle yapacaklarmış? Pilus adı verilen uzantıları ile yapacaklarmış. Bakterilerde beslenmeden de bahsedelim. Aslında kendi içerisinde söyledim gençler. Bazı bakteriler kendi besinlerini kendileri sentezleyebiliyor. Kendi besini kendi sentezleyebilen bakterilere ototrof bakteriler ismini vereceğiz. Besinini kendi sentezlerken güneş ışığını kullananlar fotosotroftur. Kimyasal enerjiyi kullananlar kemo ototroftur. kemosentezin şöyle bir farkı var. Fotosentezde güneş enerjisi kullanılıyor ya yani ışık varlığında sadece gündüz gerçekleşebiliyor. Kemosentezde ise kimyasal enerji kullanıldığı için e, kimyasal enerjiyi de gündüz buldum gece bulamadım gibi bir şey söz konusu olmayacağı için kemosentez olayı gece gündüz devam edecek. Heterotroflar ise besinini doğadan hazır olarak alanlar anlamına gelir. Parazit veya çürükçül olarak yaşayabilecekler. Hastalık yapan bakterileri daha öncesinde söyledim. Hastalık yapan bakterilere patojen bakteriler ismini veriyoruz gençler. Bakterilerde solunuma baktığımız zaman da oksijenli solunum yapan bakteriler var. Oksijenli solunum yapan organel olarak kimi öğrenmiştik? Mitokondri'yi öğrenmiştik. Sakın düşmüyorsun. Mitokondri e, çift zarlı bir organeldir. Çift zarlı bir organelin prokaryotlarda ne işi var ki? Yani bunlarda mitokondri organeli bulunmaz gençler. Tepkimelerin bir kısmını sitoplazmalarında, bir kısmını hücre zarında yapacaklar. Yine aynı mantık burası için de geçerli. Fotosentez yapan bakteri var mı? Var. Fotosentez yapan organel olarak ne gördün? Kloroplast. Kloroplast çift zarlı bir organeldir. Sadece ökaryotlarda bulunabilir. Zarlı organel taşımayan prokaryotlarda kloroplastın ne işi var ki? Bunların sitoplazmasında klorofil pigmenti var. Klorofil pigmenti sayesinde fotosentez tepkimelerini gerçekleştiriyorlar. Baktığım zaman oksijenli solunum yapanlarda mitokondrinin olmayacağını, fotosentez yapanlarda kloroplastın olmayacağını anladım. Oksijensiz solunum yapan bakterilerimiz de var. Zaten oksijensiz solunumu sadece prokaryotlar yapabiliyor. Laktik asit fermentasyonu veya etil alkol fermentasyonu dediğimiz fermentasyon tepkimelerini gerçekleştirebilen bakteri çeşitlerimiz de var. Fermentasyon yapabilen bakteriler dediğim gibi ya etil alkol fermentasyonu ya da laktik asit fermentasyonu yapıyor gençler. Etil alkol fermentasyonu yapanlar mesela üzümün sirkeye dönüşmesini, hamurun mayalanmasını sağlıyorlar. Laktik asit fermantasyonu yapanlar sütün yoğurda dönüşmesini sağlıyorlar. Yani günlük hayatımızda bayağı kullandığımız bakterilerden bahsediyoruz. Oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde elektron taşıma sistemleri elemanları bulunacak. Nerede? Zarlı organellerde değil tabii ki. Hücre zarında bulunacak gençler. Dediğim gibi bakterilerde özel olan bazı olaylarda var. Bu olaylardan bir tanesi endospor oluşturmaktır. Ne zaman bakteriler endospor oluştururlar? Zor şartlar altında kaldıkları zaman. Zor şartla nasıl neyden bahsediyorum? Mesela ortam çok ısındı, çok soğudu, besin bulunamıyor, su bulunamıyor. Bakteri zor bir şartla karşılaştığı zaman ölmemek için endospor oluşturuyor. Çok kaba tabirle nasıl söyleyeyim size? Şurada DNA'sı vardı. Bu DNA'sını eşliyor. Eşlediği DNA'sının etrafına kalın bir kılıf örüyor. Bu zor şartlarda bakterinin diğer yerleri zarar görse bile genetik materyali, metabolizmayı çok azalttığı için ee, yaşama devam edebiliyor. Yani zor şartlar geçene kadar kendini koruma altına almış oluyor. Hemen söyledim. DNA'sını eşledi, eşlediği DNA'nın etrafına sert bir kılıf oluşturdu. Ne yaptı? Bakteri zarar görse bile. O DNA'sını endospor şeklinde koruyabildi. Şartlar uygunlaşınca tekrardan hayatına devam edecek. Bunu da en başta söylemiştik. Şekillerine göre gruplandırabiliyoruz demiştik. Bakteriler böyle mikroskop altında incelendikleri zaman yuvarlak, küre nokta fark etmez şekilde görünebiliyorlar. Çubuk şeklinde olabiliyorlar, virgül şeklinde veya spiral şekilde olabiliyorlar. Bakteriler peki hocam nasıl ürüyecekler? Bakteriler neslini nasıl devam ettirecek? Bakteri dediğimiz canlılar tek hücreli canlılardır. Tek hücreli canlılar da ikiye bölündükleri zaman birey sayısını arttırmış olacaklar. Yani bakteriler önce DNA'sını eşleyecek. DNA'sını eşledikten sonra sitoplazmadan bölünmeyi gerçekleştirecek. Böylelikle bir bakteriden iki tane bakteri olabilecek. Normal şartlar altında tüm koşullar uygunsa bazı bakteriler 20 dakikada bir bölünebiliyorlar. Bu korkunç bir rakam. Yani ben bir tane bakteriyi buraya bıraktım. Yemek var, şartlar uygun, tüm koşullar tamam. 20 dakikada bir bölünecek. 20 dakika sonra 2, 4, 8, 16, 32 64, 128 yarım buraya geldiğim zaman her yerinin bakteri kaplamış olması gerekirdi. Doğada tabii ki böyle olmuyor gençler. Buraya bıraktığım bakteri sayıyı arttırdı, 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 arttırdı. Bir süre sonra besin için rekabet başlar, yaşam alanı yetersiz kalır ve sayı sabitlenir gençler. Bakterilerde endospor özel bir durum dedim ya. Bakterilerde bir de konjugasyon ismini verdiğimiz özel durum söz konusu oluyor. Konjugasyon ne? Bakterilerde görülen genetik çeşitliliği sağlayan bir olay. İki tane baktericiğimiz yan yana geliyorlar. Bakterinin bir tanesinde plazmit adını verdiğimiz o küçük DNA parçası varmış. Bunların birbirine tutunmasını sağlayan uzantıya ne ismini vermiştik? Pillus. Bir tane bakteri pillusunu uzatıyor. Diğer bakteriyle aralarında bir stoplazmit köprü oluşmasını sağlıyor. Sonra bu plazmitine eşliyor. Eşlediği parçası parçayı buna gönderiyor. Aradaki bağ kopuyor. Önceden bu bakteri de plazmit yokken şimdi aynı plazmit bu bakteriye de aktarılmış oluyor. Yani genetik çeşitlilik oldu mu? Oldu. Birey sayısında artış var mı? Yok hocam. Zaten iki bakterilerdi. iki bakteri olarak da olayı bitirdiler. Yani üstüne basa 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 söylüyorum. Konjugasyon eşeyli üreme değildir. Birey sayısını arttırmıyor. Bakterilerde eşeyli üreme diye bir şey yok. Konjugasyon genetik çeşitliliği sağlayan bir olaydır. Mesela Diyelim ki bir tane antibiyotik vardı A antibiyotiği. Bu bakteriye o antibiyotiği verdiğin zaman şurada antibiyotiğe direnç geni olduğu için bu bakteri o antibiyotikten etkilenmiyordu. E bunda o gen olmadığı için A antibiyotiğini verdiğinde bu Ne yaptı? Aslında bu antibiyotiğe direnç genini buna aktardı. Bu da artık o antibiyotiğe karşı direnç kazandı ölmeyecek. Bunun zaten o geni vardı. Bu da artık direnç kazandı. Ölmeyecek gençler. Yani plazmit aktarımı aslında genetik çeşitliliği bakterinin hayatta kalma şansını arttırmış olur. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik öneminden de biraz bahsedelim. Fotosentez yapan bazı bakteriler tabii ki atmosfere oksijen veriyorlar. Yani atmosferdeki oksijen gazını arttırıyorlar. 10. sınıfta ekosistem ekolojisi e, dersinde biyolojinin o konusunda bazı bakterilerin de havanın serbest azotunu yakalayabildiğini, birlikte yaşadıkları baklagillere verebildiğini öğreneceksiniz gençler. Ayrıştırıcı bakteriler var. Yani organik atıkları parçalayan bakteri türleri var. Ayrıştırıcılar tabii ki ekosistem için çok önemlidir. Bakteriler doğal ve sentetik atıkların yok edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, tarımsal zararlı bakterilere karşı biyolojik mücadelede de kullanılabiliyor. Hızlı çoğalmaları nedeniyle DNA'larının daha basit yapılı olması nedeniyle biyoteknolojik çalışmalarda da çok fazla bakterileri kullanabiliyoruz. Mesela bazı insanlar şeker hastası insülin sentezleyemiyorlar. Normal şartlarda bakterilerde de insülin sentezleme geni yok. İnsanlardan alınan insülin sentezleme genini bakterilere aktarıyorlar. Bakterilerde insülin sentezleme geni olduğu için artık bakterilerde insülin üretebiliyor. Sonra o bakterilerden elde edilen insülin hormonunu ilaca çevirip şeker hastalarına veriyorlar. Yani biyoteknolojik çalışmalarda bakterilerin kullanılması pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olmuştur gençler. Bazı hormonlar az önce anlattım ya insülin hormonunu pek çok hormon artık bakterilerden elde edilebiliyor. Büyüme faktörleri, antibiyotikler, aşılar, serumlar, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar yine bakteriler sayesinde daha kısa sürede ve daha ekonomik olarak elde edilebiliyor. Bazı otobur canlıların sindirim sisteminde de yaşayan yararlı bakteriler var. Bitkilerin hücre çeperi selüloz yapılıydı. Daha önce söylemiştik. Tekrar bitkiler alemini anlatırken söyleyeceğiz. İnsanlarda, memelilerde selülozu sindirecek enzimler yok. Otobur canlılar da devamlı bitkileri tükettiği için selülozu parçalasalar bayağı glikoz alacaklar. Onlar da bağırsaklarında selüloz sindiren bakterilerle birlikte yaşıyorlar. Sellozu sindiriyor bu bakteriler. Bunu Bulunduran hayvanlarda glikozdan faydalanabiliyor ya da bizim kalın bağırsağımızda B ve K vitamini üreten bakteriler var her bakteri zararlı değildir mesela kalın bağırsağımda B ve K vitamini üreten bakteriler benim için yararlı onlar bana B ve K vitamini veriyorlar ben yarar sağlıyorum ben de onları bağırsağıma ev olarak açtım yemek veriyorum onlar da yarar sağlıyor. İkimizin arasında karşılıklı yarara dayanan bir ilişki söz konusu. İki tarafında mutlu olduğu, yarar sağladığı bu ilişkiye de mutualizm ismi veriliyor. Dediğim gibi bakteriler mayalanma yetenekleri sayesinde turşu yapımında, sirke yapımında, sütten peynir yapımında, yoğurt yapımında kullanılabiliyorlar gençler. Geldim ikinci alemimiz olan arkeler alemine. Arkeler alemi tabii ki çok daha kısa bir alem bakterilere bakarak. Arkeler diğer canlıların yaşayamadığı uç, ekstrem koşullarda yaşayan canlılardır. Ekstrem spor yapıyorum, banki jump yapıyorum, oradan oraya atlıyorum. Yani uç, zor bir spor yapıyorum demek istiyorlar. Arkelerde normalde canlıların yaşayamadığı uç ekstrem koşullarda yaşayabiliyor. Dağ ağzı. Ya burası çok sıcak, burada canlı yaşayamaz. Dediğin yere bir bakmışlar. Arkeler yaşayabiliyor. Tuzgölü, lütgölü, tuzluluk oranı aşırı derecede fazla. Ya burada canlılık olamaz diyorsun. Bir bakıyorsun orada yaşayan arkeler var. Çok soğuk, çok asidik, çok bazik ortamlarda yaşayabiliyorlar. Buradan şunu çıkarma. Arkeler illaki ekstrem şartlarda yaşayacak diye bir koşul yok. Normal şartlarda da yaşayabiliyorlar. Ama ekstrem şartlara uyum sağlamış enzimleri var. O ekstrem uç zor şartlarda da hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Arkelerin çok fazla derecede çeşidi var. Aşırı sıcakta, aşırı soğukta, aşırı asidik ortamda, aşırı bazik ortamda yaşayanları var. Bunların içerisinde en çok soru gelecek karşımıza çıkacak olanı metanojenik arke dediğimiz arkeler var. Bunlar metan gazı üreten arkelerdir. Oksijensiz sessiz ortamda yaşıyorlar. Atıkları parçalayıp metan gazı dediğimiz gazı oluşturuyorlar. Metan gazı da Aynı doğal gaz gibi işte fırını çalıştırabileceğin, kaloriferin içinden geçen suyu ısıtabileceğin bir gazdır. Ne yapıyor bu bakteriler, bu arkeler? Çöplük alanlara bırakıyorsun, üstünü kapatıyorsun, ortamı oksijensiz hale getiriyorsun. Bunlar çöpleri parçalayıp ayrıştırırken aynı zamanda metan gazı oluşturuyorlar. Oluşan gazı da işte eve fabrikaya çekip kullanabiliyorsun. Atığından kurtuldun, yakıt ihtiyacını karşıladın. Aynı zamanda doğalgaz, kömür, petrol kadar çevreye zarar veren bir gaz değil metan gazı. Buna aynı zamanda biyogaz ismi de veriliyor. Geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor gençler. Bu arkeler çiftlikteki hayvan gübrelerinde, adam çukuru kazıyor, gübreyi dolduruyor, üstünü bir poşetle, naylonla kapatıyor. Ortam havasız kaldığı için metanojenik arkelerin sayısı artıyor, metan gazı oluşturuyor. Çöplüklerde, bataklıklarda, otçul hayvanların sindirim sisteminde, kirlenmiş sularda, okyanusların diplerinde bu metanojenik arkeler yaşayabiliyor gençler. Bakterilerin hücre zarında ester bağı varken arkelerin o ester bağı hücre zarlarında bulunmuyor. Arkeleri daha önceden bakterilerin altında bir grup olarak sınıflandırmışlar ama yapılan çalışmalar göstermiş ki arkelerin bakterilerden farklı özellikleri var. O yüzden onlara da bir alem ayrılmış durumda. Mesela hücre zarında bunun ester bağı varken arkelerde ester bağı yok. Ayrıca bakteri ve ökaryotlardaki lipitler düzken arkelerdeki daha dallanmış yapıdaymış. Bakterilerin hücre duvarına bakmışlar, peptidoglikan yapılı. Arkelerinkine bakmışlar, biraz daha farklı. Pseudopeptidoglikan, yalancı peptidoglikan dediğimiz yapıya benziyor. Ribozomlarına bakmışlar. Bakterilerinki daha basit yapılı, arkelerinki daha kompleks görünüyor. Yani farklar ortaya çıkınca buna da ayrıca bir alem ayrılmış. Ribozom yapıları bakterilerden farklı olduğundan antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Antibiyotikler üstüne basa basa söyledim. Bakteri öldürücü ilaçlardır. Aynı zamanda arkelerin antibiyotikten etkilenmesine gerek de yok. Çünkü günümüzde hastalık yapıcı bir arke türü keşfedilmiş durumda değil. Yani bunlar hastalık yapmıyorlar. Endospor oluşturan türlerine de rastlanılmamış durumda bazı arkelerin yapısındaki pigment ışığı soğuran hidrojen iyonlarını hücre dışına pompalanıyor. Kolonilerin mor kırmızı renk olmasını sağlıyor. Bazı arkeler tuz oranının yüksek olduğu büyük tuz göllerinde kızıl deniz gibi yerlerde rahatlıkla yaşayabiliyor. Kuvvetli asidik ortamda yaşayabiliyorlar. Kuvvetli bazik ortamda yaşayabiliyorlar bazı arkelere baktığımız zaman da aşırı sıcak ortamda yaşayabilir diyorduk ya 60-70 santigrat derece sıcaklıkta hatta bunun çok daha üstü sıcaklıkta yaşayanlar da tespit edilmiş durumda. Sıcak su kaynaklarında kükürdü oksitleyerek yaşayabiliyorlar. Sıcağı seven arkelerin dedim ya bazı türleri 105 santigrat dereceye varan yanardağ bacalarının etrafında termal sularda yaşayabiliyor. Bazı arkeler suyun Donma noktasındaki koşullarda da yine hayatına devam ettirebiliyorlar. Arkelerin biyolojik ve ekonomik önemine de bakalım gençler. Arkeler doğadaki azot ve karbon döngüsünde görev yapan ekolojik bakımdan tabii ki çok değerli canlılar. Arkelerden ne yapıyorlar? Metallerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde arkeleri kullanıyorlar. Kalitesi düşük olan metallerin zenginleştirilmesinde, saflaştırılmasında arkeler kullanılabiliyor. Sanayi ve evsel atık sularının arıtılmasında kullanılabiliyorlar. Çöp çöplerin ayrıştırılmasında, çöplerden metan gazı elde edilmesinde, biyo yakıt elde edilmesinde yani biyoteknolojik çalışmalarda da keza arkeler kullanılabiliyor. Hadi buradan da sorulara geçelim. Gençler benden önce soruları çözüyorsunuz. Bakteriler özelliklerinden hangilerine göre gruplandırılabilir? Hareketi sağlayan yapısına göre gruplandırabilir misin? Bilirsin niye bilemiyesin ki pasif hareket edenler dersin aktif hareket edenler dersin bu doğru. Bulundurduğu zarlı organel çeşidine göre bir gruplandırma yapabilir misin? Hadi oradan hocam. Bakterilerin tamamı prokaryot. Bakterilerde zarlı organel yok ki. Ben onları zarlı organellerine göre gruplandırayım diyeceksin. Besinlerinden enerji üretme şekli. Besinden enerji üretmek ne demek? Solunum anlamına geliyor. Sen bakterileri solunumuna göre gruplandırabilir misin? oksijenli solunum yapan, oksijensiz solunum yapan, fermentasyon yapan diye üçe ayırabilir misin? Evet yani gruplandırabildin. Beslenme biçimine göre de gruplandırabilirsin. Hocam kendi besinini kendi üretenler var besinini doğadan hazır olarak alanlar var yani ototroflar ve heterotroflar olmak üzere kendi içinde gruplandırabilirim yani 1 3 ve 4 oldu hemen işaretledim cevabımız e'ye düştü Fotoototrof bakterilerde yapı ve moleküllerinden hangileri ortak olarak bulunur? Fotoototrof dediği zaman neden bahsediyor? Fotosentezden bahsediyor. Yani bu bakteriler inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürürken illaki ışık enerjisinden faydalanıyorlar. Kloroplast fotosentez atlamaz sakın. Kloroplast zarlı organeldir. Hocam bakteride ne işi var ki diyeceksin. Bakayım. Hangileri ortak olarak bulunur diyor. Kapsül. Ne bileyim ben. Bazısında olabilir, bazısında olmayabilir gençler. O yüzden bunu da eledik. Tüm bakterilerin depo karbonhidratı glikojendir. O zaman bunu alacağım tüm bakterilerin de DNA'sı ve RNA'sı var. Yani nükleik asit de tabii ki tüm bakterilerde ortak olarak bulunacak. E böyle bakarsak cevabımız 3 ve 4 oldu. Yani C'ye düşmüş oldu. Hemen devam ediyorum diğer bir sorumla. Yandaki tabloda harflendirilmiş bakteri türlerinde bulunan artı işaretiyle gösterilmiş bulunan yapılar artı işaretiyle gösterilmiş diyor. Tabloya göre yorumlarından hangileri yapılabilir? A bakterisi karbondioksit özümlemesi yapabilir, özümleyebilir demiş. A bakterisine bakıyorum. Ribozomu var. Zaten ribozomu artı koymasının bir alemi yok. Ribozom herkeste var ki tüm canlılarda var. Tüm bakterilerde de tabii ki bulunacak. Ne var? Klorofili var. He, klorofili bulunduğuna göre A bakterisi zaten fotosentez yapan bir bakteridir. Fotosentez yapan canlılarda karbondioksit özümlemesi yapacak. Yani karbondioksiti kullanacak bunu aldım. B bakterisi antibiyotiklere diğer bakterilerden daha dirençlidir. Aktiv antibiyotiklere direnç geni genellikle nelerde bulunuyordu? Plazmitlerde. Yani küçük DNA parçalarında bulunuyordu. B bakterisine baktığım zaman da plazmiti var. E diğerlerinin plazmiti yok. O zaman bunun dirençli olma ihtimali daha fazla oluyor bunu da aldım C bakterisi pato, patojendir diyor Patojen bakterilerde genellikle kapsül bulunur demiştik E bunun da kapsül olduğuna göre hastalık yapıcı bir bakteri olabilir D bakterisi kemoototrof olabilir kemoototrof ne demek kimyasal enerjiyi kullanarak kendi besini kendi üreten bakteri demektir. E baktığım zaman kendi besini kendi üreten olabilir. Kemosentez için bir organele yapıya ihtiyaç yok ki. Bilirli sorduğu için hepsini kabul ettim. Kesin deseydi ne bileyim ben diyecektim. Mesela kesin sorsaydı D bakterisi kemototrof kesindir deseydi. Ne bileyim ben buradan kemototrof olup olmadığını anlayamam ki. Olabilir mi? Olabilir diyecektik. Hemen devam ettim bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bölünme bakterilerde sayısal artış sağlarken tür içi çeşitliliği sağlamaz. Doğru. Bakteriler ikiye bölünme yaparak birey sayısını arttıracaklar. Tabii ki birey sayısının artması sayısal artış anlamına gelecek. Ama çeşitlilik olmayacak. Bu bir eşeysiz üreme çeşididir. Genetik bir çeşitlilik söz konusu değil. Konjugasyon bakterilerde tür çeşitliliğini sağlarken sayısal artış sağlamaz. Doğru. Konjugasyonda iki bakteri yan yana geldi. Aralarında sitoplazmik bir köprü kurdular. Biri plazmit kopyasını diğerine aktardı. Yani genetik çeşitlilik var. Birey sayısında artış yok. Endospor oluşturabilen bakterilerde sayısal artış gözlenmez. Endospor bir üreme şekli değil ki bakteri zor şartlarla karşılaştığı zaman DNA'sını eşleyip etrafına bir kılıf yapıyor. Zarar görse bile DNA'sını korumuş oluyor. Yani birey sayısı artmaz. Bakterilerde hücre duvarı bulunabilir. Peptidoglikan yapılı. Oksijensiz solunum yapan bakterilerde solunum organeli bulunmaz. Oksijenli solunum yapanlarda Mitokondri bulunur. Hadi oradan. Mitokondri çift zarlı bir organel. Prokaryot olan baktericikte mitokondrinin ne işi var ki? Onlarda elektron taşıma sistemi elemanları zarda bulunuyor. Oksijeni solunum yapanlarda gençler. Devam ettim diğer bir sorumla. İnorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilen bakterilerde. İnorganiye organiye dönüştürdüğüne göre yapıştırdım. Ototroflardan bahsediyor. Bakterilerde de fotoototrofluk da var. Kemo ototrofluk da var. Hangisi olduğunu bana söylememiş. Glikojen depolamayı tabii ki kabul edeceğim. Çünkü dü, tüm bakterilerin depo karbonhidratı glikojendir aldık. İnorganik maddeleri oksitleyerek enerji elde etme oksitlemek demek kemosentez yaptığını gösterir. Fotosentez ve kemosentezde ortak değil bu sadece kemosentezde ortak. Işık enerjisiyle besin sentezleme de fotosentez anlamına gelir. Kemosentezde ışık enerjisi kullanılmıyor ki hocam diyeceksin. Hangileri ortaktır dediği için de cevabımız yalnız bir yani A'ya düşmüş oldu. Hemen geçtim diğer bir soruma. Aşağıdaki tabloda farklı bakteri türlerini çoğaltmak amacıyla hazırlanan K, L ve M besi ortamlarında bulunan maddeler artıyla gösterilmiş, bulunmayanlar ise eksiyle gösterilmiş. Bakteriler ortamlara eklenip bir süre beklenildiğinde K ve L ortamındaki bakteri sayısının arttığı gözlenmiş. Yani bakıyorum K ve L ortamındaki bakterilerin sayısı artmış, M ortamındakilerin artmamış. Buna göre bu bakteri türleriyle ilgili K ortamındaki bakteriler parazittir, K ortamındaki bakteri sayısı artsın diyorum parazit olabilmesi için ortamda besin monomerlerinin olması gerekiyor. E baktım besin monomeri var, vitamin var, mineral var, su var. Parazit bir bakteri ise tabii ki birey sayısını arttırmış olabilir. <laughs> L ortamındaki bakteriler madde döngülerinde rol oynar. L ortamındaki madde Bakterilerin de birey sayısı artmış, protein var, büyük molekül, vitamin, mineral, su var. Yani proteinleri parçalayacak enzimleri varmış. O zaman bu bir ayrıştırıcı olabilir. Madde döngülerinde rol oynar. Zaten madde döngülerinde rol oynamayan canlı mı var ki diyeceksin. M ortamındaki bakteriler ototrof beslenir. Eğer ototrof beslenmiş olsaydı şöyle bir bakacağım neyin olması yeterli olurdu su ve mineralin olması yeterli olurdu gençler mineral olmayan ortamda bu bakteriler çoğalamaz mineral doğadan hazır olarak alınırdı yani ototrof besleniyor olabilirler mineral olmadığı için birey sayısını arttıramamış olabilirler hangileri yapılabilir dediği için cevabımız E oldu devam ediyorum Prokaryot bir canlıda özelliklerinden hangilerinin bulunması o canlının Arkeler alemine ait olduğunu gösterir? antibiyotiklerden etkilenmeyen enzim sistemi. Şimdi prokaryotsa ya bakteri olacak ya da arke olacak. Bakteriler antibiyotiklerden etkileniyordu, arkeler etkilenmiyordu. O zaman antibiyotiklerden etkilenmeyen prokaryot arkedir diyeceğim. Peptidoglikan yapılı hücre duvarı bir kere bakterilerde var. Arkelerde yalancı peptidoglikan veya pseudopeptidoglikan dediğimiz yapıya sahip hücre duvarı var. Histon proteinlerine sarılı DNA molekülü. Bakterilerin DNA'sı basit yapılıdır gençler. Arkelerinki de yine çekirdek yok ama biraz daha ökaryotlarinkine benzer. Proteinle sarılı bunun da arke olduğunu söyleyebilirim. Stoplazmada bezozom yapısı yine bir şey ifade etmez. Oksijenli solunum yapanlarda hücre zarı kıvrımlarına mezozom ismi veriliyor. Arkeler alemine ait olduğunu gösterecek şeyler. 1 ve 3'tür. Yani cevabımız B'ye düşmüş oldu. Konumuzu özetliyorum. Burası çok önemli. Sonra da kapatıyoruz gençler. Canlıları kendi içerisinde 6 tane aleme ayırdık. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Bakteriler ve arkeler dediğimiz zaman bugünkü konumuzda anlattığımız canlılardan bahsediyoruz. Bakteriler tek hücreli ve prokaryot hücre yapısına sahip. Bazıları kendi besinini kendi üretebiliyor. Bazıları doğadan hazır olarak alabiliyordu. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum veya fermantasyon yaparak enerji üretebilenler var. Bakteriler ikiye bölünme ile eşeysiz üreme yaparak tabii ki birey sayısını arttırmış olacaklar endospor zor şartlar altında genetik materyalini korumak için gerçekleştirdiği durumdu. Bazı bakterilerde de konjugasyon söz konusu olurdu. İki bakteri yan yana gelecek plazmik ...pil ile birbirlerine tutunup birbirlerine plazmit aktaracaklardı. Bu da genetik çeşitliliği sağlıyordu ama birey sayısını arttırmaz. Bakteriler ve arkeler biyolojik ve ekonomik açıdan tabii ki çok önemli canlılardır. Arkeler de yine tek hücreli prokaryottu. Ekstrem şartlarda yani zor şartlarda yaşayabilen canlılardan bahsediyorduk zor şartlara dayanıklı enzim sistemleri bulunuyordu bu canlılarda gençler hemen buradan da konumuzu bitireceğim demiştim ödüllü soruya geçiyorum ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere.